Teşekkür ederim. Bekleriyle birlikte jüri masasına dair. Ay ay ay, şu söyle elinde de su. Evet, kızartmayla katılıyorum. Bamya kızartması sos, domates sosuyla. İlk defa katılıyorum. Yani ilk defa da festivale giriyorum, Bamya Festivali'ne. Gayet güzel, eğlenceli. Merhabalar, ilk defa katılıyorum. Annem kendisi yetiştiriyor. Kendimiz yetişmesini yapıyoruz. Yani Trakya'nın vazgeçilmez yemeği olduğunu düşünüyorum. Festivallerin böyle yıldan yıla olmasını güzel buluyorum. İnsanlar en azından ödüllenmiş oluyorlar bu şekilde. Hani bir emeklerinin karşılığını aldığını düşünüyorum. Hani bu şekilde eğlence olmuş oluyor onlara da. Güzel, yani moral anlamında keyifli. Merhaba, Türkan ben. Türkan Demirel, dişi sağlam. Sosyologum, doğma büyüme Selimpaşalıyım. Uzun yıllardır Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışıyorum. Yıllık izinde olduğum bir dönemde ailemin yanındayken yarışma olduğunu duydum. Çok fazla burada bilinmeyen bir yemek, çıtır bamya yemeği. Farklı olduğu için yapıp insanlara sunmak istedim, tanıtmak istedim. Çıtır bamya. Evet, fırında marine edilerek çeşitli soslarla pişiriliyor ve dip sosla servis ediliyor. Güveniyorum, evet, kesinlikle, her zaman. Merhaba. Ben Sezer Kenar. İki kardeşiz. Evet, kardeşiz. Evet. İki kardeş. Evet. Rakip. Haksız rekabet olmuyor mu? Yok, hayır. Yerine davet ediyoruz. Bir diğer yaşamcımız Güler Tebeş Hanımefendi'nin masasına davet ediyorum. Hocam nasıl buluyorsunuz? Araya veriyorsunuz. Bu sene hanımlar bamyayı gerçekten bamya olarak yaptılar. Çok muhteşem oldu. Puanlar birbirine çok yakın. Ellerine sağlık. Daha çok heveslendirmeliyiz. Daha çok katılımcı olmalı. Bence Silivri'nin Selim Paşa'sı bamyasını bütün dünyaya duyurmalı diyoruz. Kadınımızın emeği, el emeği muhteşem. Doğal beslenelim dediler. Benim kurallarımı söylüyorlar. Harikalar. Onları alkışlıyoruz. Süperler. Bamya çok özel bir yemektir. Bir sürü çeşitini görüyoruz aslında. Bence çok güzel ve çok lezzetli bir bamya var. Benim bugün beklediğim bir bamya dolması. Osmanlı tarifinden gelen bir bamya dolmasını tatmak istiyoruz. Bakalım gelecek mi? Ama çok güzel tarifler var. Hepsi çok emek vermiş. Bütün bamyalar birbirinden güzel olmuş. Puan vermekte zorlanacağız gibi görünüyor. Çekmeyin beni. Evet, bu yılın üçüncüsünü öncelikle ilan edeceğiz. 13 numara Dilek Karakaya. Dilek Hanım'ı alkışlarla, kuvvetli alkışlarınız. Necip abi bize doğru yüzünü dönelim. Hem sen biraz daha yap. Yok. Hanımefendi de yandan görüyorsa. On bir numara Güler Femeş. Çok teşekkür ederim. Hem köyüne. Sağ olasın. Dört numara Türkan Demirel. Türkan Hanım'ı da daha kuvvetli alkışlarınızla davet ediyorum. Sen birinci olacağım dedin oldu. Bugün kendisine bir fotoğraf verin sevinince. Tebrikler ya. Koray Bey. Jürimizde beraber olalım. Hocam seni böyle alalım. Biz size şöyle kısa bir açıklama yapmak istedik. Bu seneki bamya yemeklerinin hepsinde inanılmaz bir bamya tadı aldık. Çok mutlu olduk. Çok beğendik. Birbirinden puan olarak ayırmak çok zordu. Ben şefime vermek istiyorum çünkü onun da söyleyeceği birkaç cümlesi var. Herkesin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten böyle bamyanın, bamya tadını alabildiğimiz
önemli bir günlerden bir tanesi. Bak, herkes için geçerli. Bu kesinlikle birinci, ikinci için değil. Herkesin bamyası, özellikle bamya lezzetini ön plana çıkartmış. Ama bazılarında sadece sirke tadı vardı. Bazılarında sadece sarımsak ve domates tadı vardı. Bamyanın tadını öldürmüş. Yani bamyanın tadı gelmiyordu ama bir pişirme tekniği var. Bir bamyaya değer katma olayı var. Bamyanın daha çok bilinirliğini arttırmak için yapılan bir çalışma var. Benim gönlüm isterdi ki bugün bir bamya dolması olsun. Osmanlı mutfağından gelen bir bamya dolması olabilirdi. Bir bamya mücveri olabilirdi. Çorbası olabilirdi. Bir gözlemesi olabilirdi. Hani bunu şey için söylemiyorum ama seneye hem fikir versin hem de bamyanın niteliğini birazcık arttırmamız lazım. Bamyamızı birazcık daha tanıtmamız lazım. Herkese teşekkür ediyorum. Çok lezzetli, güzel bamyalar vardı. Hatta muhtemelen bu tarifleri de isteyeceğiz. Hani çok böyle püf noktaya girmeden ama bu tarifleri de insanlarla paylaşmamız lazım. Çünkü hakikaten birincinin tarifi gerçekten çok iyiydi. Tam böyle doğal bamya tadı, tam böyle yaratıcı bir fikir ve çocuklarımıza sevdirebileceğimiz bir bamya tarifi aslında. Hani bu bamya yemem diyen kesim var ya, mutlaka bu bamyanın tadına bakmalı. Enfes güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Herkesin ellerine sağlık. Farklı bir bamya yemeği yaptım ben bu sefer. Adı çıtır bamya. Biraz iri bamyaları kullanıyoruz bu yemeği yaparken. Yıkadıktan sonra ortadan bölüyoruz. Genelde bamya bölünmez, kesilmez, sümükleneceği için. Daha sonra ayrı bir tabakta hazırladığımız zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, karabiber ve biraz da zerdeçal. Ne kadar? İşte çay, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal koyuyoruz ve onları marine ediyoruz. Sonra yağlı kağıt serilmiş tepside fırında pişiriyoruz. Daha önce yarışmaya katılmış mıydın? Hayır, daha önce yarışmaya katılmadığım gibi hiç yarışmayı izleme şansım da olmadı. Ben çalışıyorum. Bu yıl yıllık iznime denk geldi. Annemlerin yanındaydım ve katılmak istedim. Oğlumun çok sevdiği bir yemek. Ben Selimpaşalıyım aslında ama Selimpaşa'da çok bilinmeyen de bir yemek çıtır bamya. Hem insanlara tanıtmak için çok da iddialı olarak katılmadım aslında. Belki bamya yemeğinden sayılmaz diye düşündüm hatta. Çok ilgi gördü. Ben de şaşırdım bu kadar ilgi görmesine. Yemeği fırından aldıktan sonra dip sosla birlikte servis ediyoruz. Kullandığımız dip sos hepimizin bildiği klasik bir dip sos. Böyle bir festival düzenlenmesi için ne düşünüyorsunuz? Selimpaşa için bamya çok önemli bir değer. Topatan da öyle ama bamyanın çok özel bir yeri var. Selimpaşa kadınlarının önemli bir gelir kaynağıdır bamya. Uzun yıllardır böyle. Hemen aynı gün toplanıp satıcıları tarafından alınırken iyi bir ücretle de alınır. Böylece bamyanın bedeli hanımlar tarafından kullanılır. Dolayısıyla onlar için çok büyük, çok önemli bir artı değerdir. Uzun yıllardır var olduğu için de halk tarafından bamya çok sevilir. Gördüğünüz gibi oğlum ne sevdiği yemek kendisinden zor kurtarıyorum. O yüzden çok önemli. İnsanlara duyurulması çok önemli. Son yıllarda sağlıklı beslenmeyle ilgilenen kişilerin bamya ile ilgili çok önemli referansları var. Özellikle glutatyon nedeniyle gerçek bir gençlik iksiri, gerçek bir bağışıklık düzenleyici olarak tüketilmesi, özellikle de irisinin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Yemek olarak oğlum da çok tercih etmediği için bu tarifi ben daha önce görmüştüm. Bu tarifi uygulamak istedim. Kendim uzun süredir uyguluyorum. Başka poşeti koyalım. Nasılsınız? Gülen ablanın yeri. Selamlar. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi. Selam başkanım, merhabalar. İyi, sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Selam. Yusuf kardeşim. Buralar 10 numara var. Bak burayı satın. Mutlaka atın. Evet, Silivri'de festivallerimiz devam ediyor.
Lavanta Hasat Festivali ile başladık. Börek Festivali. Ardından 4 gün boyunca süren Yoğurt Festivalimiz. Renk Cümbüşü, Color Fest'imiz. Ve şimdi de yine 50 yıla yaklaşan bir festival. Selimpaşa'dayız. Topatan Kavunu ve Bamya Festivali. Şimdi biz Silivri olarak bu yöresel ürünlerimize, organik ürünlerimize, tarımın öneminden hareketle, tarımın geleceğinden hareketle Selimpaşa'da bu festivali devam ettiriyoruz. Arkamızdaki fotoğraflarda 75'li yıllarda Selimpaşa'da yapılan festivallerin resmi var. Bulunduğumuz yerleşim birimi Selimpaşa çok eski bir yerleşim birimi. Aynı zamanda da içinde birçok medeniyeti barındırmış bir liman kenti. 1924 Lozan Mübadelesi'nde mübadele edilen nüfusun birçoğu da bu limandan bu topraklara gelmiş, Yunanistan'dan, Selanik'ten. Onun için burada dediğim gibi medeniyetleri içinde barındıran ama bir o kadar da verimli toprakları olan, bir o kadar da meşakkatli ürünleri, bamya gibi, topatan kavunu gibi çok emek isteyen, alın teri isteyen ürünlerin yetiştirdiği topraklar. Biz İstanbul'a da, Türkiye'ye de şunu söylüyoruz. Dinlenmek için o şehrin atmosferinden, o gürültüsünden, o kirli egzoz dumanını solumadan gelin Silivri'de, kaçın gelin Silivri'ye. Silivri'deki sıcak insanlar, sıcak atmosfer, inci gibi sahiller, ormanlar, göletler, organik tarımın yapılabileceği topraklar sizi bekliyor. Biz Silivri'de onları bekliyoruz ve şunu söylüyorum. Herkes en azından bir kere Silivri'yi görmeye gelecek. Çünkü biz tarımda, turizmde, eğitimde ve sanatta İstanbul'un marka şehri, Türkiye'nin marka şehri olma yolunda önemli adımlarla yürüyoruz ve festivallerimize bekliyoruz. Bamyamızı tatmaya, kavunumuzu tatmaya tüm İstanbul'lu hemşerilerimizi Silivri'ye bekliyoruz, Selimpaşa'ya bekliyoruz. Selimpaşa'nın güzel insanları, bu topraklara yüreğini koymuş Silivri sevdalıları, hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum.
selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz festivalimize. Evet, bu topraklara yüreğini koymak, bu topraklara sevdalanmak, bu topraklara hizmet etmek. Şimdi aramızda bu topraklara yüreğini koymuş, hizmet etmiş çok değerli şahsiyetler var. Ben seçim kampanyamda da gittiğim her toplantıda da Silivri Belediyesi'nde hizmet etmiş. Temizlik görevlisinden belediye başkanına kadar herkese ama herkese teşekkür ediyorum. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. İşte bugün Selimpaşa Limanı'nda bu topraklara, Selimpaşa'ya uzun yıllar hizmet etmiş bir belediye başkanımız var. Sizin evladınız Ahmet Yağcıoğlu aramızda. Onlara büyük bir alkış istiyorum Ahmet Bey'e. Yine bütün bir seçim boyunca omuz omuza benimle mücadele eden Selimpaşa'nın evladı, genç bir siyasetçi Mutlu Bozoğlu burada. Ona da bir alkış istiyorum. Yine Selimpaşalı Şoför ve Otomobilciler Odağı Derneği Başkanı Recep Atıncı ağabeyim burada. Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın çok kıymetli başkanı Nuray Koçer burada, bir Selimpaşalı o da. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı burada, muhtarlarımız burada, Selimpaşa muhtarım burada. Büyük Birlik ilçe başkanımız burada, Demokrat Parti ilçe başkanımız burada, meclis üyelerimiz burada. Kısacası Silivri burada. Selimpaşa Meydanı'nda, Selimpaşa Limanı'nda. Biz marka kent Silivri dedik ve marka kente yakışan marka festivallerle Silivri'de festival dedik. İlkini Lavanta Hasat Festivali'ni yaptık. Ortaköy'de Börek Festivali'ni yaptık. Silivri'de 3 gün boyunca Yoğurt Festivali yaptık. Bugün burada Topatan Kavuru ve Bamya Festivali'ni yapıyoruz. Değirmenköy'de Domates Festivali, Kadıköy'de Karpuz Festivali. Bu festivallerin hepsinin teması bu toprakların, bu tarım topraklarının önemini arz ediyor esasında. Hiçbiri tesadüf değil. 10 yıllarca, 58 yıldır yapılan festivalimiz var. 40 bin, bu Topatan Kavunu Festivali de 40 yılın üzerinde. İlki 75 yılında yapılmış yanılmıyorsam. Dolayısıyla biz üzerinde yaşadığımız coğrafyanın, üzerinde yaşadığımız toprakların değerini bilmek zorundayız değerli arkadaşlar. Burada yaşamak, bu coğrafyada yaşamak bir sorumluluk istiyor esasında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılında lider Türkiye, lider olma, lider ülke Türkiye yolunda biz de marka kent Silivri olmak zorundayız. İstanbul'un incisi, İstanbul'un mücevheri olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Üstündeki tozu şöyle elimizle silmenin, silkinmenin zamanı gelmedi mi Selimpaşa? Ziyadesiyle geldi. Ama bu toprakların evlatları bunları yapabilecek güçte. Cumhuriyet çocukları burada. Bu kurulan, bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti onun deyimiyle muasır medeniyetlerin üzerine çıkaracak insanlar da burada. Eğleneceğiz. Festivaller de olacak ama eğlenirken bu festivallerin anlamının ne olduğunu unutmayacağız. Bamya ekmenin, kavun ekmenin, karpuz ekmenin, tarım yapmanın, hayvancılık yapmanın ne anlama geldiğini idrak edeceğiz. Çalışacağız, çok çalışacağız. Üretmek zorundayız. Hem ülke olarak hem ilçe olarak üretmek zorundayız. Eğlenmek bir yana. Gençler, size de söylüyorum. Çok eğleneceğiz ama kendimizi iyi yetiştireceğiz. Donanımlı bireyler olacağız. Kültürde, sporda, sanatta, her yerde ama her yerde örnek gençler olacağız. Onun için ben bu festivallerin temasının çok önemli olduğunu, Türkiye'nin kurtuluşunun, bölgenin kurtuluşunun, İstanbul'un kurtuluşunun tarım olduğunu, bu toprakların, tarım topraklarının ileride imarlı arsalardan daha değerli topraklar haline dönüşeceğini ben iddia ediyorum. Bu topraklara sahip çıkmak zorundayız. Tarıma, hayvancılığa bakın. 16 milyon
insanın yaşadığı ve 5 milyonunun hafta sonu gezebileceği ve tatil yapacağı bir ilin İstanbul'un hemen kıyısında 42 kilometre sahilimiz, inci gibi kumsallarımız, ormanlarımız, göletlerimiz, organik hayvancılık tarım yapılabilecek arazilerimizle biz artık bu potansiyelimizin farkına varmalıyız. Bu potansiyel var, Silivri'de var. Marka kent Silivri derken bunu biz boşuna söylemiyoruz. Gelin bu hayalime ortak olun. Hep beraber bu kenti marka kent yapalım. Marka kent Silivri. Herkesin görmeyi arzu ettiği, herkesin yaşamak için gıpta ettiği, bir kez de olsa tatil rotasında çıkıp gelip burada eğlendiği, dinlendiği, dönerken de köy tavuğunu, salçasını, eriştesini, tarhanasını, bamyasını, topatan kavununu alıp şehre döndüğü. Ben iddia ediyorum bunların hepsini biz başarabilecek potansiyele sahip insanlarız. Yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki el ele tutuşalım, gönül gönüle tutuşalım. Ben iddia ediyorum bu topraklarda halay da çekilecek, zeybek de oynanacak, Trakya karşılaması da oynanacak, davullar da vuracak, zurnalar da çalacak. Ama hep el ele, gönül gönüle olacağız. Silivrik ruhu etrafında. Nereden gelirsek gelelim. Ama şunu söylüyorum, artık etle tırnak gibi olmuş, Silivri'yi ruhunda özümsemiş insanlar olarak gelin, el ele tutuşalım. Gönül gönüle verelim, hep beraber olalım. Var mıyız? Biz, tekrar söylüyorum, herkese ama herkese, gönlümüzü de açacağız, kapımızı da açacağız. Silivri'de yaşayan insanlar artık Silivri'yi yaşayacak. Bu güzel şehirde yaşayanların bu güzel şehri yaşaması gerekli. Ve buraya gelecek misafirlerimizi de en iyi şekilde hazırlamak için de çok çalışmalıyız, çok üretmeliyiz. Ben tekrar tekrar bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün hazırına, bütün protokole, bütün Selim Paşalı kardeşlerime, hanımefendilere, beyefendilere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yani hepsi çok güzel ve artık çok fazla festival yapılmıyor. Bu festivallerin olması hem Silivri için çok güzel, hem Selimpaşa için çok güzel. Buraya bağlı bütün ilçeler için çok güzel. Başkanımıza da o yüzden teşekkür ediyoruz. Hem bizi halkla buluşturuyor, hem güzel bir eğlence oluyor, hem de buranın kültürünü tanıtmış oluyoruz. Ayrıca benim Volkan abiyle, Volkan Başkan'la başka bir gönül bağım var. Beni 9 yaşından beri, 10 yaşından beri tanıyor. Benim hani belki bir kan bağımız yok ama öz abim kadar yakın bana. Seçildiği ilk günden itibaren çok güzel çalışıyor. İnşallah bütün belediye başkanlığı döneminden ve bundan sonraki inşallah belediye başkanlığı döneminde de çok güzel şeyler yapacak. Silivri halkı o yüzden çok şanslı böyle bir başkan olduğu için. Silivri halkına neler söylüyorsunuz? Ben buralıyım zaten. Buralı sayılırım. Bizim yazdığımız da burada Silivri'de. Çok güzel bir yer. Yaşadıkları yerin kıymetini bilsinler. Tam altın oluyor. Yine dereceye giren yarışmacılarımıza Selimpaşa'daki kooperatiflerimizin de birer hediye çek hediyesi olacak. Ben öncelikle Selimpaşa Birliği Başkanı Sayın Aygören Atınç Beyefendi'yi davet ediyorum. Evet, Ziraat Odamıza da teşekkür ediyoruz ve alkışlarınızla bu yılın en iyi top atan kavunu dereceye giren yarışmacılarını uğurluyoruz. Yarışmacılarımız var. İlk olarak yine üçüncüyü davet edeceğim. 15 numara Gizem Olgun. 27 numara Seher Özcan. Kuvvetli alkışlarınızı duyabilir miyiz dereceye giren yarışmacılarımız için? Ve hemen vakit kaybetmeden Bamya kategorisinin şampiyonunu davet edeceğim.
30 numara Nermin Teker. İkincimizin hediyesini Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Sayın Mutlu Bozoğlu Beyefendi takdim edecek. Ve Bamya kategorimizin birincisinin hediyesini de Ziraat Odası Başkanımız Sayın Metin Gürsu Beyefendi takdim edecekler. Yarışmacılarına çok teşekkür ediyoruz. Diliyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu katılımlar daha da fazla. Sunuyoruz. Ben de çok eski buralıyım. Yıllar önce, çok uzun yıllar önce Kumurgazlı'ydı yazdığımız. Şimdi Silivri'de. Hepimiz Silivriliyiz. Öyle söyleyeyim. Bir Fahri, bir Silivrili bir kardeşiniz olarak beni görebilirsiniz. Ve benim canım abim, öz abim gibidir kendisi. Beni ta 9 yaşından, 10 yaşından beri tanıyor. Onu buralarda, bu mevkilerde görmek beni gerçekten, hem beni hem ailemi gururlandırıyor. Ben burada başkan seçildikten sonra telefonla da konuştuk, mesajlaştık da, ama burada ilk kez görüşeceğiz. Ben bir kocaman alkış şişe diyorum benim canım abim için, başkanımız için, Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz için bir kocaman ne olur alkış. Daha seçildiği ilk günden itibaren çalışmaya başladı ve Instagram'dan da kendisini takip ediyorum. Her gün bir yerde, her gün bir yerde, her gün bir yerde. Sizi de çok seviyor. O da zaten gerçekten buralı. Biliyorsunuz, hepiniz tanıyorsunuz onu. İnşallah daha çok çok güzel hizmetler yapacak Silivri'ye. Ayrıca bugün de bu festivali düzenlediği için, bizi de sizlerle buluşturduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum başkanıma. Saygılar başkanım ve değerli hanımefendi, teşekkür ederim. Hemen mi? Tamam. Ünlü Selim Paşa'yla hemşehrilerim, tekrar beraberiz. Alişan kardeşim dediği gibi ailesiyle uzun yıllardır beraber olduğumuz, sanat camiasının içinde de gerek aile yaşantısıyla, gerek kişiliğiyle, gerek kimliğiyle de çok önemli bir yere sahip değerli kardeşim. Onunla gurur duyuyorum her zaman. Alişan'a da ne zaman kardeşim gelir misin dediğinde, ne zaman değil nereye geliyorum diyor bana. Allah ondan razı olsun, bizi yalnız bırakmıyor. Selim Paşa'yı da bugün şereflendirdi. Ama kendisinin de ifade ettiği gibi esasında o da bir Silivri'li. Ben tekrar onu burada ağırlamaktan, Silivri Belediye Başkanı olarak ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Vokallerine, saz arkadaşlarına da hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Evet, çiçeğimizi verelim. Ama ondan önemlisi de bizim Silivri'de TÜRAM, Tarım Üretim Araştırma Merkezimizde ürettiğimiz lavanta ürünleri bize elde edilmiş, kremler, kolonyalar ve lavanta kokuları var.
Bunu yenge hanıma, anneye artık. Bu da sen bilirsin. Evet, Selim Paşa bamyası. Buranın en, bu Türkiye'nin en iyi bamyası diyor Alişan. Ne diyorsunuz? Evet, Selim Paşa bamyası. Bunu da sazlara vereyim ya, siz bamyayı. Kavun mu? Beyaz peynir? Anlaşıldı. Peynir de meşhur. Sütü, manda, yoğurdu. Bak, kavun da var. Arkaya beyaz peynir çocuklar. Başkanım, güzel oldu bunlar. Çocuk ek gıdaya geçti. Artık 6 aylık oldu. Tabii. Ben gideyim bunu rondadan geçireyim, çocuğa vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Başkanıma bir kocaman alkış. Hediyeler için de çok çok teşekkürler. Ararım, benim olmasan da ararım. Unutalım, yoluna koyalım. Buluşalım, yeniden olalım. Gece uyuduğumda bir de rüyalarıma gir. Şair kalmayalım. Unutalım, yoluna koyalım. Buluşalım, yeniden olalım. Gece uyuduğumda bir de rüyalarıma gir. Şair kalmayalım. Oh, ben benim yanına inan ki yeter bana. Oh,